Merhaba ben Bay Anderson ve bu da iyonik katılarla ilgili kimyadaki temel bilgiler serisinin 23. videosu. Önümüzdeki 4 videoda 4 değişik katı türünü inceleyeceğiz. Bu katıların türleri atomlarının nereden geldiğine bağlı olarak değişiyor. Periyodik tabloda böyle bir çizgi çizdiğimizde sol tarafta metalleri sağ tarafta da ametalleri görebiliriz. Bu arada sol tarafta olmasına rağmen hidrojenin ametal olduğunu hatırlatmak istiyorum. Katılar eğer metal olan atomlardan meydana geliyorlarsa bunlara metalik katılar diyoruz. Atomlar ametal ve göreceli olarak ufaklarsa moleküler katılar aralarında kovalent bağ olan büyük atomlardan oluşan büyük yapıları varsa kovalent bağ katılar ve metal ve ametal e, atomların birleşmesinden oluşuyorlarsa da bu biyoya adını veren iyonik katılar adını alırlar. İyonik katılar adından da anlaşılacağı gibi elektron almış ya da kaybetmiş atomlar olan iyonlardan oluşur. Elektron alan atomlara katyon, kaybeden atomlara da anyon diyoruz. Bu iyonlar elektrostatik kuvvetler sayesinde bir araya gelir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri kulon yasası sayesinde belirlenir. Eğer büyük kuvvetlere sahiplerse yapıları daha iyi olacaktır. Daha küçük iyonlar ise daha yakın oldukları için daha büyük yapılar oluşturur. Özelliklerinden bahsedecek olursak erime noktalarının yüksek, buhar basınçlarının düşük, kolayca kırılabilir bir yapıda ve katı haldeyken elektrik iletkenlerinin de düşük olduğunu söyleyebiliriz. Eritildiklerinde veya suyun içinde çözündüklerinde ortaya çıkan çözeltilerde elektrik iletkenleri artar. İyonik katıları su gibi e, kutuplaşmış sıvılarda çözündürmek ise epey kolaydır. İyonik katının neye benzediğini merak ediyorsanız size bu resmi gösterebilirim arkadaşlar. İyonik katıların bu resimdeki gibi örgüye benzeyen bir yapıları vardır. Birbirini izleyen iyonları ise örneğin klorür iyonu gibi bir anyon ve sodyum iyonu gibi bir katyon şeklinde dizilmişlerdir. Bu iki atom arasındaki elektron alışverişi sonucu elektrostatik bir kuvvet ile bir arada kalırlar. Bu kuvvet iyonların birbirine yakın olması ve aşırı yüklenmiş olmaları yüzünden oldukça büyük bir kuvvettir. Coulomb yasasından da hatırlayacağınız gibi zıt yükler birbirini çeker. Aralarındaki uzaklık azalınca da aralarındaki çekim kuvveti artar. Yapılarının örgüye benzeyen bir şekilde olduğunu gördükten sonra gelin bir de özelliklerini inceleyelim. İlk ortak özellikleri erime noktalarının yüksek olmasıdır. Aralarındaki bağ kuvveti kırılması güç bir kuvvet olduğu için bu katıların erime noktaları da oldukça yüksektir. Burada tuz var. Tuzun erime noktası 801 derece Celsius iken yapı olarak yani dışarıdan bakıldığında tuza çok benzeyen ama aralarında kovalent bağlar olan e, şekerin erime noktası ise sadece ama sadece 186 e, derece Celsius'tür. E, iyonik katıların buhar basınçları düşüktür demiştik. Buhar basıncı bir sıvıya bir kaba koyduğumuzda buharlaşan taneciklerin sıvı yüzeyinde oluşturdukları basınçtır. E hatırlayalım bu sıvı ya da katı içindeki bağlar ne kadar kuvvetliyse buhar basıncı o kadar düşük olacaktır. İyonik bağların çekim gücünün yüksek olması iyonik katıların buhar basıncını düşürür. İyonik katılar kolayca kırılır. Nasıl mı? İyonik bir katıyı alıp iki ucundan tutup çekerseniz ortasından kırıldığını göreceksiniz. Metaller ise esner. İyonik katıların kırılmasının sebebi esasında anyonların diğer anyonlarla, katyonların da diğer katyonlarla yan yana bulunmayı sevmemeleri yüzündendir. Buradaki resimde klorür iyonlarının birbirinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştıklarını görüyor musunuz? Bu iyonları yan yana gelmeye zorladığınızda birbirlerini itecekleri için kırılır. İyonik katılar yapılarında serbest elektron olmadığı için elektriği de iletemez. Ama eritildiklerinde, eridiklerinde yani burada lityum florür ya da berilyum florür var. Bu tuzları erittiğinizde ya da suya atıp bir elektrolit elde ettiğinizde artık elektriği iletebilirler. İyonik katıların suda kolay çözünmelerinin sebebi ise suyun kutuplaşmış yapısıdır. Suyun oksijenli kısmındaki kısmi negatif yükler sodyuma, hidrojenli tarafındaki kısmi pozitif yükler de klorür iyonuna yapışacağı için bu iyonları birbirinden ayırabilir. Suyun içinden çıkardığınızda da yeniden iyonik katı haline dönüşürler. Bu videoda iyonik bir katının nasıl göründüğünü, yani örgü biçiminde yapıları olan iyonlardan oluştuğunu ve atomik seviyedeki etkileşimlerin e, bu katıların özelliklerini nasıl belirlediğini size anlatmaya çalıştık. Umarım bu iki noktayı öğrenmişsinizdir ve bu videoda daha birçok şey öğrenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.